Ben çok üzüldüm. Sevgiyi kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin oğlum. Mekanı cennet olsun. Başı sağ olsun. Ben gelirim senin yeni başlarına. Çok üzgünüm şu an. Hiç konuşacak halim yok. Evet, YouTube'da ailemizden gerçekten, bir tane ablamız vefat etti. Ben çok üzgünüm. Kaybettim. Yani ablayı, annesi. Vallahi evet. Çok üzgünüm. Konuşacak halim başın yok. Başı sağ olsun. Cümle. Evet, evet. Çok üzüldüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Evet. Çok üzgünüm. Yani üzüldüm. Tanıyorum. Yani çay içtik, yemek yedik, içtik. Beni en son İstanbul'dan aradı. Evet. Gördü o zaman, gördü değil mi? Oğlumla kızımla geldi. Görüntülü aradı beni. Evet. Dua ediyor dedi. Duam, seninle beraber dua ediyorum dedi. Valla ben çok üzgünüm. Hiç konuşacak halim yok benim. Allah evet, rahmet eylesin. İşleri devam ediyoruz. Genel olarak işleri devam ediyoruz. Ben sağlığına gideceğim çocukların yanına. Şimdi halı yıkayacağız işte. İşler devam ediyor değil mi ana? Aynen. Kendinize iyi bakın. Öyle devam ediyor işte. Koy hayatı böyle. Gerçekten ailemizden birini kaybettik. Ablamız. Sevgi ablamız. Annem konuş. Uşaklar aksi. Bunlar da bizim gençlerimiz. Bunlar da bizim arkamızdan böyle iade ederler. Çok üzüldük. Ha, uşaklar el sallayalar. İşte böyle devam ediyor. Şimdi halı yıkamaya gidiyoruz işte. Evet. Annem gene böyle temizliği yapıyoruz işte. İşte hayat devam ediyor. Bu temizlik işleri bitmiyor. Yaşadığı sürece hayat devam ediyor. Bu boyun temizliği ne yapacağız? Bu öleceğiz, gideceğiz ta. Yapma Ceymo. Eyvah. Eyvah. Tüh. Yıkamam diye buam. Tamam bitti o. Bitti mi? Evdekine kurum dökücü. Tüh. İnşaat yaptı. Çek aferin onların. Tüh. Onları da halledeceğiz. Başkasını. Bizim işler böyle devam ediyor. Öleni günü giriyor. Ölmeyeni günü oraya. Günü, öleni günü oraya. Ölmeyeni günü geliyor. Aha. Hayat böyle devam ediyor işte. Çek. Çiçek diye ama ben bu suçu nereye gireceğim? Al. Ana nasıl çiçeğim? Çekemiyorum. Bu ben bunu alamadım ya. He? Dur ben çiçek şunları oğlum. Aa, ben... Bizim böyle işler devam ediyor. Anlayacağız. Ne yapacağız? Tutalım mı? Buraya. Ayağıma ben giremiyorum. Cizmi yok ayağımda. Stajizm ama. Aa teyzem geldi. Aa, hocam. İyiyiz teyzeciğim. Maşallah hocamıza da. Ya valla. Bugün üzgünüz be ya. Teyzem de geldi. Ne güzel. Aa indi gibi indi ya. Öğretmen o. Ne şey indi bindi acaba anne? He? Neden indi bindi? Şey araba arkadan bir an panik yaptı. Hazır oldum geldim ha. Şimdi. Hazır mı gidecek? Nereye gidecek? Karıcı bastı. Bilmiyorum ki. Neydi değil mi öğretmen o? Çok iyi öğretmen o da. Ya. Bu am böyle temizlik yap ya. Ali Kayval Ali. Halı yıka ya. Halim her temizliği hep halı yıkıyor. Herkes işe ayırıyor be Hakan. Herkes yaydı mı? Ayırıyor. Bu anne halı yıka de. Bu annem bir de Allah evden ruh ve sinir hastalıkları yatırırlar annem bir de. Yatırsınlar he. Eyvah. Annem de. Sen de halı hastalığı mı? Sen de su anne sen suya dikkat et. Sen dikkat et. Sen de çok suyla uğraşıyorsun ya. Her gün bu halı temizlen sen hakikaten bunu dikkat et. Ben halıyı kaldırma kirli kirli. Annem halıları kaldıracak şimdi yukarı. O yüzden başka şey. Başka serdi bu sudan gelmek serdi mi? Başka serdi şu bunu kaldıracak annem. Kenara koyacak. Devamlı halı değiştiriyor annem. O yüzden uğraşıyor böyle. Buam da öyle yapıyor bak. Ona ne şey temizliği buam ya. Tertemiz yapıyor. Seni orada temizleyelim Hakan. Dursa şey gidiyor herhalde. Ay, rastgele değilmiş o. Tren de geliyor. Hem halı yıkıyoruz bugün. Hem üzüntümüz var. Sevgi abi de öldü bana. Çok üzgünüz ya. Allah ne deseniz. Yaz günü gitmiştik yanına hatta. Başladı videonun başında annenin başsağlığı meşesinde tabi değindik. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin oğlum. Evet, Allah rahmet eylesin. Gençti. Yaşı gençti. Gençtin, genç ben mi? Fırnalı kan görmüştük. Kardeşleri de aynı aniden öldü onun hastalıktan. Vallahi. Suyu açıyorum. Aç. Belim susulacak. Şu halim odayı kapatalım. Beni. Ulan nelik yalı ya. Ulan bu umul ya. Bu kuyu suyu arkadaşlar. Bu böyle şeyli değil yani. Suyumuz dibinden, kuyunun içinden geliyor. Bu su tertemiz su. Taş var içinde. Su elektrik gidiyor yalnız bunda. Hani su ton olarak şeyden iyidir. Su ton olarak gitmiyor yani. Elektrik suyundan iyidir. Ha. Keşke depom olsun da ben bu depodan kullansın her suyu. Yok be. Yok. Bu uyguna geliyor ya. Öyle depo taşı ya. Ya da dışarı koyacaksın. Yeri dışına koyacaksın. Ya tamam işte bir yere koyacaksın. Ha. Şey yapacaksın. Hayır taşmaz. Şamandıra koyacaksın. Otomatik. Burada, buradan alacağız. Depoya gerek yok. Buradan alacağız. Ya buradan onu yap tuturuz. Ama. Su bitiyor yazın. Allah Allah. Kış gün diyorum ben. Buna ciddi var mı Allah tutacak? Ha. Böyle güzel gelir buam. Halıları yeke işte. Böyle bugün sakin. Sessiz gele. Anlık size paylaşıyoruz. Bugün tarihi 16 Ocak. Babaannemin de ölüm yıl dönümü. Ya geliyor mu? İyi o kahacım. Bu abi babaannemin de ölüm yıl dönümü. Baba diye. Hacı geldi bak. Hacı amca hoş geldi. Hoş buldum. Nasılsın? İyisin? Elhamdülillah. Aa, iyi ol hacı amca. Hacı Cavit İyi. Gülşen. Komşumuz. Komşumuz oluyor kendisi yukarıda. Yukarıda uçta oluyor. Yani uzun bir yer var ya o ev sahibi. Böyle geziyor işte. Saltıko'ya gider. Öyle böyle temizliğimizi yapıyoruz. Ha. Aşağı yıkıyor lan. İzle. Ali tut. Ne yapsın? Ne yapsın be? Evinde koyun herkes. Ne yapıyor hacı be? Hacı. Doğru. Konuşsana güzel hacı. Kendine iyi bak. Çıkma ya. Çıkma. 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 He? O su gene oradan buradan geri geliyor. Bu su ley mi buraya? Ley mi? Anne hakikaten bu su ley mi burada? Ley lan. Buyanım ley mi? Buyanım. O ya değil mi? Ley mi buradan? Ley. Meyim. Ley mi diyorum ben de. Meyim. Halının üstüne o karo. Halının üstüne koyma. Çapraz koy. Öteki sen boyadan bay hadi.
Tam halva baba. Can tam halva oğlum be. Eyvah. Ben bunu anlayamıyorum oğlum ben bunu. Babamın işi bitmiyor. Anamın işi bitmiyor. Babamın bitir, anamın bitmiyor. Şu kara şey mi bu? Var mı bak? O şey o, beton işi. Soğuk ya, baksana şırı şırı. Ne yapsın? Böyle işlerim selam devam ediyor. Gönder, gönder. Melik abla, selam söyle dedim buraya. İzle buranı değil ya. Melik abla, nasılsın, iyi misin? Başın sağ olsun. Oturma gel, çay içmeye gel. Bak hacı böyle ziyaretimizi bugün. Araba değil bak. Sen değil bak. Trenle gidiyor lan. Valla? Araba gidiyor ya. Arabaya bakmamız lazım. Şu arkadaki baksana. Şey Ali. Küçük gelen, kırmızı gelen. Alalım inşallah. Allah Allah. Abu. Abu. Ne lan bu çocuğunu? Antenci. Allah. Ne güzel bak. Ha? Ne güzel. Ne güzel. Sen bilemezsin. Bak tren geçiyor. Sen bilmez bu, sen bilmez. Çıkaramazsın. Ben tanımıyorum, anam tanıyor. Ben tanıyorum. Şurada. Tren de gidiyor. Ana bak, bu trene bir Bolu'ma gideceğiz. Bu trene bir de Bolu'ma gidecek. Filiyorsan bu trene, bu trene filiyorsan. 5 lira geri gelecek. Geç bir balık, yani 100 lira mal olacak. Yanıyordu. Güldür güldür soba yanıyordu. Anne kapı şeyi kapatsana, yıkayalım. Eyvah. Babam yıkaya, babam. Tertemiz yıkaya. Uva, senin de böyle anne ölüm yıldönümü. Ölüm mü? Evet. 16 Ocak. 16 Ocak. 2020. Aman 2000. 2020 diyorum. 23 sene Ali. 23 sene. Anne öldü 23 sene. 2023 ya, bu 23 sene. 24'e girecek. Sevgi ablanın tam 23 sene sonra oldu, gördün mü? Geçti de yoktu ablanın ya. Vallahi ya. Çok üzgünüz ya. Böyle sürpriz yaptı uşakları damadı. Evet. Vallahi iyi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi görüldü. Çok iyiydi. Çok buradan geçen arabayla şöyle arabayla bizi boğurdu. Uçağıyla gidiyorum diye Sevgi abla. Uçağını çekildim hatta, uçakta diye garıcık. Son uçağı verişmiş buradan. Vallahi. Çok takipçilerim, çok cana yakın samimiyle. Aile gibiyiz. Takipçilerimizle. Hepsini geri ayrı ayrı. Hepsini vefat ettiğinde üzülüyoruz. Mutlu olduklarında mutlu oluyoruz. Yani hepsi aynı ailemiz gibisiyiz. Çünkü siz bize değer veriyorsunuz. Biz de size aynı şekilde karşı değer veriyoruz yani. Birbirimiz için. Hepimiz birbirimiz içiniyoruz. Çok üzgünüz. Bugün böyle işte. Annem klinikten size anlık çekem dedim. Hem Sevgi ablamla buluşmak istedim. Ona da dualaydı. Mekan cennet olsun. Öyle hayat devam ediyor. Bak temizlik ediyor şimdi. Helikopter geliyor. Ana helikopter geliyor bak. Helikopter geliyor. Koy oraya bir yerde bir şey. Bir helikopter geliyor, bak ses geliyor. Geliyor bu tarafa mı geliyor? Çormanın yanında. Çormanın yanında mı? İyi göz görüyor bu seni la. Kedi gözü derim seni. Geliyor bak, helikopter de geldi. Hepsi bir yerde. Helikopter, uçak, tren. Yaptım ya. Bak bu karan helikopter geliyor. Hayalim helikopter binmek. Bu helalim helikoptere bindirsene bana bizi. Baba. He? Helikoptere bindirsene bizi.
O da direkt yukarı kalkıyor işte oğlum. Daha da bir şey kalkıyor. Aa. Sallana sallana kalkıyor. Bak geliyor helikopter. Güneş yanından geldiği için şey oluyor. Küçük helikopter. Küçük helikopter anne. Bak geldi helikopter. Her şey var burada. İnsanın canı sıkılmaz. Hele yaz mı uçağı birini birini kalkıyor. Rus uçağı helikopteri herhalde. Temizlik bitti mi? He? Temizlik bitti mi? Bitti oğlum. Son şeyi yıkıyor işte. Bitti değil mi ya? Karım şeyi bak. Bak. O diye araba. Dur lan. Sen de sür ana. Sen de öğren. Ev derdini arabamız arabalamadık. Ev derdi vardı. Hep geri geri kalıyor her şey. Hayat, hayat böyle maliyet pahalı ama araba şart baba. Bir karşı tarafa gidemiyorsun. Tamam da. Yakın yere gidemez. Uzak yere. Aylık 10 bin liraya buluyor. Hedef içinde. Aylık 10 milyar mı? Araba aylık 10 milyar para yakan mı bu ha? Ana. Ulan beye attan ha. Yavu gidiyor. Sıkortası, maliyeti 10 milyar var. Olmaz aylık. Yıllık dese ya. Ne yıllık? Zaten şeydi. Bir günlük. Yok bu yok sen. Bak araba geldi. Bak görün yeni araba. Havalanda. Buna havalanda araç kiralım lan ha. Bak oh mis gibi. Araba kiralıyor öyle. Orada kiralıyor arabalar havalanında. Araba kötü. Ya uçak gelecek Almanya'da uçar ama. Böyle araç kiralanıyor. Almanya'dan araç kiralanıyor böyle. Annem böyle. Bunu böyle. Şey yaptı. Tamam. Ben şimdi biraz kırayım. Evet, tamam. Okulda mı? Herhalde okulda mı? Okulda. Payı alınır ya, kaya çıkartıyor. Ha, öyle mi? Kaya çıkartıyor. Kaç, geyikken de. Ama sabah... Sayırım ben öyle. Sabah olmaz kanıyıklara. Geyikken olmaz. Saat 6'da veriyor Allah. Karanlık 6'ya lan. Eyvah. Şu yakıyor lan. Yak, ben ne yapacağım ben ya. Allah Allah. Annem tam da sıçakmıyor bu hiç. Akşam ya, aslında... Yok çabuk şey, alavu iyi ver ayol ama. İnekler alafları saat 10'da verecek ya, akşam. Himeyla, tam da yıkasın Emre, Himeyla. Ne? Himeyla. Allah Allah, Himeymiş. Tosun yiye mi? Tosun yiye mi? Tosun yiye, yiyemez mi? Götür, götür. Böyle işte, işte devam. Bak kapıya mı uçacak o, ne yapıyor sen? Abo. Kapla, ince ince. Yapalım. Şimdi başaram. Hayat devam ediyor bize. Her yer dolduğu gibi. Devam et, şey hanım de, hanım de. Yıkadın mı Erceba, sen ne yıkayın ya? Erceba de la. Güle güle. Şuraya, şuraya bak. Oğlum şey, çıkıyor aşağı, uçtuğun şey yok. Yan gidiyor ya. Ha bu yan gidiyor ya bu an. Sandalye falan öyle. He? Sandalye falan. Nerede? Sabah da sakal yarın da ben bir yerdik ki. Şunu suyunu şey böyle. Şöyle. Şey var burada ayaz şey kırığı var. Bak bu çukundur pası tohumu. Fatma Dökmeci ablanın tohumu. Fatma Dökmeci var şimdi Almanya'da. Selam olsun ona da. Üç gireli gideli biri olacak ona da. Gideli biri olacak. Bak bu an suyunu sıktı vallahi makine gibi. Sandalye var burada baba. Su var mı? Üstüne mi? Ha tamam.
Hadi bakalım biz işlere devam edelim, kayı işlerine. Hah. Hortumu çekiyorum arkaya. Lan orada. Doldum ya. Daha en azı ediyor. Tekrardan selamünaleyküm. Tekrardan burada kısa bir tekrardan konuşmak istedim. Çok hatırı var kendisini. Bizlere dua istemişti her zaman sağlığında. Kendisi her zaman kendisi bize dua etmekteydi. Şu an kendisine biz rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sevgi abimizin vefatını öğrendim. Tam konuşamadım ama çocuklarına mesaj atmıştı Recep abim. Annem vefat hakkın rahmetine kavuştu diye çok üzüldüm. Çünkü daha yeni gelmişlerdi Çağcuma'ya. Çağcuma'da izlemişti. Sorduğunda iyi demişti. Pazar, salı yazmıştım. Bugün pazartesi, dün pazar. Dün öğrendim, dün akşam. Aradım daha ulaşamadım. Şey yapamadım. Arıyorum kendileri. Onlar da bitkinlerdir. Üzgündürler. Yani onları da yormak vesaire de değil. Onları da iletişime geçiyorum. Ama ateşi şu yeri yakıyor tabii. Diye dediğim gibi YouTube ailem her zaman aramaktayım. YouTube ailem gerçekten benim için değerli. Çünkü ben videom değerini sizlerin aynı şekilde karşı tarafından alıyorum. Onlar da Sevgi ablamızın yanına gitmiştik. Annem de çok üzgün zaten anlatamaya kendini. Hakikaten hem de anneme doğum günü yapıldılar. Damat Ömer, Adanalı kendisi. Hakan abi dedi, annem seni çok üzüldü dedi. Rahatsızlığı çıktı dedi. Ablanın rahatsızlığı Temmuz ayında çıktı. Ocak ayının başında da vefatı. Şu an daha yeni öğrendik. Vefat etmiş. Daha çok yeni, daha dünyada önce. Tam tarihi bilemiyorum. Sürpriz yapalım. Seni karşısında görsün dedi abi. O gün geliyken kendisi Ömer. Ağustos 10'u gibi olması lazım. Yanlı olması ne zaman? Sürpriz yapıyor kendisi. Sonra da akşamına da bizi alıp ona sürprize götürüyor. Çok sürpriz olmuştu. Onu da paylaştım size ben. Toplumda paylaştım o ablamızı, Sevgi ablamızı. Akın oğlum derdi. Güzel konuşurdu. Mekanı cennet olsun. Ablası vardı orada. Kardeşlerine, ablasına, çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna. Biz sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Ablamıza rahmetler diliyoruz. Ablamızın arkasından da sizler de bir Fatiha okursayız. Çok memnun olurum. Tabii benim bilmediğim daha çok takipçilerimden vefat edenler vardır. Ben sonra diyorlar. Onlara da rahmet diliyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Tabii ki her şey insanlar için. Genç ölümü daha bir acı. Gerçekten ani ölümler çok olmakta. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, çok üzüldüm. O ablamı sizinle paylaştım zaten. Evine gitmiştim, video çekmiştim. Bizi çok güzel ağırlamıştılar. Güzel ablacığım benim. İşte çağımızı, hastalığı, kötü hastalık insanları bitiriyor. Bizler de göreceğiz ne geçeceğiz onu bilmiyoruz. Hayatımızda neler yaşayacağız, ne içeceğiz onu bilmiyoruz. Bundan sonraki hayatımız nasıl gider onu da bilmiyoruz. Sağlığımız bugün varsa yarın yok. En büyük mal da değil, mülk de değil. Sadece sağlık önemli. Bunun sağlığı, kıymetini bilmiyoruz gençliğimizde ya da zamanı geldiğinde hiç bilmiyoruz. Malı olan malına güvenmesin. Sağlıklı olan fakir de olsun. En büyük zengin odur ve bizizdir. Mal kurtarmaya ne olursa olsun sağlığımızı, kıymetini bilelim. Yaşadığımız anı herkes değerini bilsin. Üzüldük. Çok sarsılıyoruz. İzmir'de de Nesrin ablamın vefatında çok üzüldüm. Onda da ben kayınvalidesi diye annem yoğun bakımda diye Facebook yazınca sosyal medyada herhalde dedim ya kayınvalidesi ya kendi annesi. Kayınvalidesi sağ çünkü biliyordum ablanı. O öldü zannettim. Ve Nesrin abla kendi ağzından yazıyor gibi. Oğlum şu kızıymış meğerse. Ben de bilemedim. 2-3 gün sonra, 3-5 gün sonra jetona böyle tahtam oturdu kafamda ne oluyor diye böyle diye şey yaparken 3-5 gün sonra öğrendim.
hani demek istediğim o ki bir an insan şok yaşaya. Tabii ki çok tanıdığım oldu YouTube sayesinde. Çok insanla karşılaştım. Gerçekten ben çok etkileniyorum artık. Sevdiğim insanla sohbet ettiğim ya da beni izleyerek burada mutlu oluyorsunuz. Gerçekten kendi sağlığınıza dikkat edin. Bizleri üzmeye değelim. Bir mutluluk insanın ömrünü uzatır. Dertleri kenara bırakalım. Sevgi abamına da rahmetler diliyorum. Çok sarsıldık. Ta geçen İstanbul'a gelmişti. Oradan görüntü konuştuk abamızla. Sağ olsun Recep aradı, bizi Recep abi aradı. Beni yayın yaptıklarımda da çok izlerdi kendisi. Ne diyelim, Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Yakından üzgünüz. Ben vefa ve insan, gerçekten değer veririm karşımdakine. Kötülük düşünmem. Kötülük kötülüğüyle gitsin. İyi olan her zaman gazonu. Evimi yaptırmaya çalışıyor. Yaşayabileceğim içinde. Yani belli olmaz yani. Yel gölü, sel gölü, deprem gölü, afat gölü, ölüm olmasa da, anlatabiliyor muyum? Yıkılı gider. Hani demek o ki insanlarda hoş bir seda, hoş bir muhabbet olsun. Bir hatırımız olsun diyelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Hakikaten çok çok üzgünüz. Günlük işlerimiz devam ediyor gene. Acının yeri ayrı, tatlının yeri ayrı. Acıyla tatlı kardeş, iyiyle kötü kardeş. Yani bunlar hayatımız içinde var. Sükunetli olmak gerekiyor. Yakınlarımızı tabii ki vefatında. Sabırlar diliyorum. Buradan beni izlediklerinde, gördüklerinde. Sevgi abacığımı da Allah'tan rahmet diliyorum. Ekmeğini yedik, oraya gittik. Çok güzel ağırladılar bizi. Ağırlamasın olacak. Sadece bir tebessüm olsa o fazlasından yeter. O da onlardan çok fazlası vardı. İyiydik biz. Çok mutlu olmuştuk ondan. İşte babaanneye böyle ölüm yıldönümü. Ona da rahmetler diliyoruz. 16 Ocak. Herkes kendine çok iyi baksın. Hayırlı günleriniz olsun. Bizleri izlemeye devam edin. Burada yeşillikler içinde sizlere bir konuşmamızı paylaştım. Beni iyi bilen mağdur, kötü bilen mağdur, seven mağdur, sevmeyen mağdur. Herkese saygı duymaktayım. İncitmesinden ben incitmiyorum kimseyi. Herkes hayatını kendi bir şekilde devam ediyor. Biz de ediyoruz. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmak gibi niyetim yok. Ben kendim yaşıyorum. Kendi hayatımı paylaşıyorum. Annem şimdi halı yıkıyor laf ederler. Annem durma ya. Anam durma, kesinlikle annem durma, ben de anlamadım. Temiz kaldıracağım diye halıları. Zaten kirlenmeden kaldırıyoruz. O da onun bir alışkanlığı ya da huyu. Nasıl bilmiyorum. Öyle işte. Dün akşamdan beri üzgünüz. Haberi geldiğinden beri. Çok geliyor böyle bazı. Sağ olsunlar takipçilerimden de ve ailelerimden de Allah razı olsun. Bana hepsini ailem gibi olduğunuz için anlık bildiriyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. En azından neyi ne olduğunu biliyoruz. Öğreniyorum sizlerle birlikte. Çok uzattım herhalde. İnşallah mekanı cennettir ablamızı. Kendisine rahmetler diliyoruz. Tabii çok gençti. Ölüm genci yazısı yok. Mesela sizlere dün paylaştım, köye gitmiş, o köyde bir genç kardeşimiz var dedik. O da öldü mesela. Onu da defnettik. 18 yaşındaydı. Yani çok zor. Çok zor. Vloglarımız 3-5 gün geriden geliyor. Onun farkındasınız siz de. Anlık yapamıyorum. Bundan da sizler de hani anlayış. Herkes çeken vlog aynı şekilde devam eder. İşleyiz. Bugün anlık çekip atmak istedim size. Geç olacak ama. Hayat böyle bir şey. Yaşadığı herkes anını şükretmesi lazım. Gençlerimiz de yok. Hiç gençlerimiz hayatlarının değerini hiç bilmiyorlar.
hızlı yaşaya da, hızlı gidiyor da. Sakin ve sükun içinde yaşamaya bilmeye da. O yüzden ailelere çok büyük bir iş düşüyor. Çocukluğundan itibaren varlığı, yokluğu bildirmeleri gerekiyor. Büyüyünce geçmiş oluyor. Azından çoğundan yoklukla yoğrulursay şükür olur. Eğer ben yok yemedim, içmedim, yedim, uşağım, baktım derse olmaya işte. O seninle birlikte aç kalsın. O seninle birlikte tok kalsın. Seninle birlikte mücadele versin. O zaman bir birey çıkıyor ortaya. Varlık içinde birey çok çok nadir çıkıyor. Çok çok nadir çıkıyor. Bir anda olmuyor işte. Her şeyi bilecek bir genç birey. Yani yaşayıp görmek gerekiyor bazen. Ben kendimi eğitmeye çalıştım. Bu kadar oldu. Üç kardeş de aynı şekilde. Yani insanın önce içinde olacak. Sonra gerisi geri diyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Görüşürüz inşallah. Hadi bakalım. Gidelim. Bir işlerimiz bizlere devam ediyor. Arama işleri başladı, bitti bile.